Herkesin aklında aynı soru var. Nitelikli lise için doğru çalışma yöntemi nedir hocam? Nasıl kazanacağız hocam? Aynen, LGS ile biz e, çok iyi netler yapıp çok iyi liselere girebiliriz ve bunlardan bir tanesi gerçekten nitelikli lise olabilir. Peki nasıl çalışmamız gerekiyor? Bir kere biliyoruz ki LGS'ye son 8 ay kaldı ve gerçekten bir... Aslında yeterince süre var. Burada... Pes etmeden mücadele etmeli ve sonuna kadar e, ders çalışmalı, sonuna kadar di çalışmalı, didinmeli ve bir emek sarf etmemiz gerekiyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir macera, bu bir aslında yol, bu bir aslında bizim içinde bulunduğumuz bir film gibi düşünebilirsin. Ve burada bu filmin içinde ilerlerken biz sürekli devam edeceğiz, yapacağız, yapmalıyız, e, yapacağım, başaracağım diye kendimizi motive etmeliyiz. İlk başta birinci adım bu. Sonrasında biliyorsun LGS'de sözelde 50 tane, sayısal da 40 tane. Yani o kadar çok da büyük böyle ahım şahım bir şey Toplam değil. Toplam 90 toplamda. soru mu hocam? Aynen toplamda 90 tane soru var. Matematikte 20, fende 20. Matematik birazcık belirleyici. Aynı zamanda Türkçede 20, inkılap, din ve İngilizce'de de onar soru var. Dolayısıyla öyle çok büyük ahım şahım bir şey değil. Ama bizim hop dememiz gerekiyor kendimize. Hop. Yani ilk başta hedefimizi belirlememiz, ardından ortamımızı düzenlememiz ve ardından da planlamamızı yapmamız gerekiyor. Hedef, ortam ve plan. Bunlar bu üçlü gerçekten çok değerli. Çünkü zaman bizim için en değerli şey bunlardan. İşte ilk başta videonun başında değil ya sana sekiz ayımız kaldı. O yüzden bu zamanı verimli kullanmamız ve doğru çalışmamız, doğru çalışma yöntemiyle yerlememiz gerekiyor. Ve bunun için de en güzel şeylerden bir tanesi plan yapmak. İşte bu başarıya giden yolumuzda LGS'ye giderken, başarıya giderken adım adım ilerleyeceğiz. Asfalt değil mi hocam bu yol? Asfalt. Adım adım ilerleyeceğiz ve hedefimiz belli olması gerekiyor ve bunu belli bir planla e, bu yolu ...şematize etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda... ...tabii ki sadece sadece ders değil... ...aynı zamanda aktiviteler de yapmamız gerekiyor. Erken kalkmamız en önemli şeyden bir tanesi. Gerçekten insan birazcık geç kalkınca... ...özellikle şu anda da... ...çoğunlukla evde olduğumuzda... Evet, erken kalkmamız çok değerli. Kendimizi motive ederiz. Dinç başlarız güne. Ve bir şeyler yaptığımızı hissederiz. 8 saat uyku yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Ve gününü iyi planlamamız çok önemli. Kahvaltı da çok önemli. Çünkü... Bu hazırlık sürecimizde beslenmemize dikkat etmemiz gerçekten hani e, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur dedikleri e, lafla çok özleş aslında. Düzenli ders çalışmada şunu bilmemiz gerekiyor: günde bir sayısal, bir sözel ders çalışmak bizim kafa olarak çok yorulmamızda engeller. Neden diyeceksin? Sayısal matematik veya fen sorularında birazcık uzun uzun soruları çözerken yorulabiliriz. veya Türkçe'deki paragraf uzun paragrafları çözerken yorulabiliriz. O yüzden bir de inkılap dini İngilizce'den de mutlaka soru e, sorular çözerekten veya konu çalışması yaparaktan kendimizi dengelememiz gerekiyor ve günlük haftalık ve programlarla kendimizi bu programlara ikna etmemiz, uyum sağlamamız gerekiyor. Programın yoksa zaten hemen oluştur. LGS kampı var. Bizim biliyorsun UEP'lerimiz var. Aa. Uzaktan eğitim programımız var. Bunda teker teker gün hatta deneme sınavı da var içinde. Onu söyleyeyim. evet hocam arka gördüm. Ay, hafta hafta gün gün ödevler, görevler, aynı zamanda dersler, aktiviteler şeklinde muhteşem bir program hazırladık. Hatta içinde deneme sınavı bile var. LGS denemesi bile var içinde. Buradan da bunu çözebilirsiniz. Peki aynı zamanda aynı zamanda soru çözmek çok değerli. Zaten en önemli şeyden bir tanesi insan soru çöze çöze öğreniyor. Peki minimum soru sayısı ne olacak? LGS'de kaç soru çıkıyor? 90. Harika. Nitelikleri ise isteyen bir öğrenci arkadaşımız LGS'deki soru sayısının minimum iki katı kadar soru çözmeli. Yani 180 tane soru çözmeli günde. Bu, bu ilk adımı. Tabii ki sınava yakın dönemlerde birazcık daha arttırabiliriz bu Hepsi matematik olmalı hocam. Hayır. Ne alakası? 180 tane matematik çözerken çözersen zaten ruhunu teslim edersin bir günde. <laughs> Gerçekten çok fazla. Eğer 180 tane matematik çözebiliyorum diyen arkadaşımız varsa da o zaman yanlış sorular çözüyorlar. Çünkü yeni nesil beceri temelli sorularda ben size şunu söyleyeyim sınav atmosferinde bize iki dakika veriyorlar. Ama biz bu iki dakikalık soruyu yapabilmek için ilk başlarda soruları öğrenebilmek için bazen üç bazen dört dakika ayarlıyoruz. Peki dört dakikadan hesaplasan hani ilk başlayan bir arkadaşımız yine 180 çarpı 4 720 dakika eder. 720 dakika 12 saat eder. Yani bir insanın aklı başı bunu alamaz. Dolayısıyla sadece matematik olmaz tabii ki bunun arasında sözel ve sayısal dersleri mutlaka karma yapmak gerekiyor. Nitelik ve nitelikli ve güncel soruları yani yeni nesil beceri temelli dediğimiz soruları mutlaka seçmelisin ki unutma Tonguc'un tüm kaynakları yani sıfırdan aynı zamanda taktikli aynı zamanda dinamo aynı zamanda zoru bankası ve e, sözel mantık sayısal analiz soru, soruları ve bütün denemeleri doz ana ondan Nite sonra kota mı? kota denemeleri hepsi aslında bu dediğimiz nitelikli ve güncel sorular olarak hazırlandı onu da söylemek istiyorum hatalarını biriktir ve geri dön bunları tekrar bakmamız gerekiyor. Özellikle video çözüm burada çok önemli. Yani video çözümlü sorular bizim için soruyu çözemediğimiz zaman anında cevabı bulmak çok çok önemli diyebiliriz. Peki nasıl çözeceğiz peki video çözümlü soruları? Burada hemen tak diye böyle bir sürü sistem var. Bir sürü yayın evinin bir sürü sistemi var. Kare kodlarını okutuyorsun. Mesela şu soruyu yapamadık diyelim mesela. Şu soruyu yapamadık. Tak diye bu kare kodu okutuyorsun. Hemen çözümünü yapıyorsun. Şu soruyu yapamadın. Tak diye kare kodunu okutuyorsun. Çözümünü yapıyorsun. Dolayısıyla bunun gibi soruları mutlaka anında sıcağı sıcağına çözmek gerekiyor. Sıcağı sıcağına lafı gerçekten... Ee, ...sıcağı sıcağına çok önemli bir laf diyoruz burada. Konuları yüzeysel değil derinlemesine öğrenmek Nasıl çok önemli. Nasıl yani çok derinleme yani. derken? Zaten Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki zaten hani sorularda dikkat ettiysen genellikle ne yapıyor? Mesela şu şu tarz bir soru vardı. Başta formülü veriyor. Bu başta formül ne demek biliyor musun? Ben zaten senin bu formülü ezberlemeni beklemiyorum diyor. Yani yeni nesil eğitim programında diyor ki öğrencilerimize özellikle LGS sınavı için bir formül ezberletmek yerine biz öğrencinin konuyu gerçekten özümsediğini özümsediğini anlayalım. Yani biz bu konuyu özümsemek için ne yapmamız gerekiyor? Ezbersiz bir şekilde daha çok soru çözerek, daha çok uğraşarak eladım benim bununla alakalı kafa yormamız gerekiyor. Kafa yorduğumuz zaman zaten mesela sana şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Mesela sen, sen şu soruyu yaparken evladım benim aslında belli miktar kafa yoruyorsun. İşte bu kafa yorma aksiyonun sırasında o kadar çok öğreniyorsun ki. Veya beni dinlerken şu anda aslında şu soruyu çözerken veya beni dinlerken kafa yorma aktiviten sırasında o kadar çok öğreniyorsun ki. Ve diyorsun ki tamam arkadaş ben artık bu konuyu anladım özümsedim içime sindirdim bu konu artık benim için kebap diyorsun. İşte bunun için tabi bazı yöntemler de var. Mesela zihin haritası yöntemi var kodlama var. Ee, bunun gibi yöntemlerle akılda tutmamız gereken şeyleri de tutabiliyoruz ve daha çok e, kendi içimize sindirebiliyoruz. Sınava değil öğrenmeye odaklanmak da stres kaygıyı azaltacak önemli bir yöntemlerden bir tanesi. Yani biz sadece LGS var. LGS var. Haziran'da LGS var. Haziran'da ya zaten aylar geçiyor böyle diye direkt diyerek. Hiç buna odaklanmayalım lütfen. Şu anda önümüzdeki konuları öğrenmeye odaklanalım. Yani ben matematikteki konuları biliyorum. Çarpanlar katlar var. Üstsüz, üssü sayılar var. kareköklü sayılar var. Aynı zamanda ardından gelen işte veri analizi, olasılık ondan sonra cebir seri ifadeler, ondan sonra üçgenler, ondan sonra denklem ve eşitsizlikler böyle bir sürü konular var. Peki ben bu listeyi biliyorsam bu konuları özümsedim mi? Önemli olan bu. İşte fendeki konulardan mevsimler ve iklim var. Ardından işte gelen DNA ve genetik kod ünitesi var. Bunun içinde kalıtım gibi detaylar var falan falan. Peki ben bunları özümsedim mi? Yani içime sindirdim mi? İşte bunları odaklanmamız gerekiyor. Biz sadece LGS'de 50 soru var eyvah ne yapacağım? 90 soru var eyvah ne yapacağım? İşte gibi gibi böyle şeylerle kafamızı meşgul etmememiz çok değerli. Ve şunu da unutmayalım. Paragraf soruları da çok önemli. Ooo paragraftan kaç tane soru çıkıyor? Canım? Neden biliyor musun? Matematik sorusu geliyor arada sırada. Matematik sorusu hatta arada sırada diyeyim bak. Bakar mısın şöyle bir paragraf. Ya kardeşim Türkçe sorusu mu soruyorsun sen? Yok yoksa matematik sorusu mu soruyorsun? Ay şöyle sorular geliyor. Şöyle sorular geliyor. Şimdi ben bunları gördüğüm zaman diyorum ki ya bunlar paragraf sorusu herhalde. Hayır değil işte. Bunlar yeni nesil beceri temelli dediğimiz e, matematik soruları. Paragraf soruları hem matematiğinizi bak tekrar söylüyorum. Hem feninizi hem inkılabınızı hem din dersinizi hem de tabii ki Türkçe dersiniz. Nasıl kutacağım. yani hocam? Ben yani, Türkçe biliyordum. Sadece paragraf çözerekten bu beş tane dersi İngilizce dışında onu söylemek istiyorum. Halletmiş olacaksınız. İngilizce'de de okuma hızınızı arttıracaksınız. Onu da söylemek isterim. Yani dinde öyle bir soru çıkıyor ki zaten paragrafın içinde cevabı gizli. İnkırapta öyle soru çıkıyor zaten paragrafın içinde cevabı gizli. Fende zaten öyle bir soru çıkıyor ki oku oku bitmiyor. Paragrafın iç, e, içindeki bilgileri hemen analiz etmeni bekliyor. Türkçe zaten paragraf sorusu çıkıyor. Matematikte de öyle uzun sorular çıkıyor ki ya o zaman ben paragrafı mutlaka anlamam gerekiyoruz diyoruz. İşte paragrafı anlayabilirsek yani mesela şöyle şöyle paragrafları okuya okuya şöyle şöyle paragrafları içimize sindire sindire bunlara çalışmayı becerebilirsek böyle infografik sorular da çıkabiliyor bu arada bunlar da çok değerli biz bunları yapabilirsek yani bu paragraf sorularını halledebilirsek işimiz çok rahat diyebiliriz işte paragraf soruları bizim için önemli bir aşama diyebiliriz şunu da unutmayalım gerçekten de şu var ya şu gerçekten de bizim hayatımızdan çok çalıyor onu da söylemek istiyorum yani gerçekten benim hayatımdan en fazla çalan şeyler bir tanesi bu. Peki ben bu benim için iyi Bana bir edebilirsiniz hocam. Bak internet hem yararlı tarafları var hem birazcık zaman e, kaybedici zararlı tarafları da var. Dolayısıyla sosyal medya dediğimiz işte Instagram, Twitter işte bilmem hani e, e, işte e, Snapchat bir, bir, bir sürü şey var. Browsars. Aynen. Bu tabii o başka oyun dünyası o tamamen zaten girdap gibi. İçine girdiğin zaman kurtulamazsın. Sosyal medyayı kontrollü kullanmamız çok değerli. Ben sizin yerinize akıllı telefon yerine tuşlu telefonu tek okuyabilirdim. Bunlar da bizim için çok ihtiyacı, ihtiyacımız var. Ve bu, Ama tabii ki ders dinliyorsanız o başka bir şey. Ders dinliyorsanız akıllı telefonlarınız kalsın. Çünkü oradan faydalanıyorsunuz. Sana faydası olmayan kişileri ama sayfaları takipten çıkartın lütfen. Instagram'ınız veya YouTube'unuz var kısa. Mesela özellikle YouTuber'lardan birçok boş video çeken arkadaş da var. Ve bunlar da en azından sınav sene. Ben de çok eğleniyorum bu arada. Onları izlediğim zaman çok eğleniyorum. İnanılmaz eğlenceli challenge'lar yapıyorlar. İşte birbirlerini havuzu atma çakaları falan filan. Çok seviyorum. Kutunun içinde bu aralar trend bu arada. Dolayısıyla ama bunlar bu sınav senesinde belki birazcık e, arka planda kalmalı. Belki onları abonelikten belli bir süre çıkmak çıkmakta fayda var onu söylemek istiyorum. Her dakika telefonu eline alma. Her dakika telefonu eline alınca zaten belli bir süre zaten şarjı bitiyor hocam. Kontrol kontrolü zor geliyorsa günlük programında aktiviteye de sürekli. Mesela biz burada 8. sınıf uzay, web programını hazırlarken her günde aktiviteler koyduk. Hatta ekstradan bizden size önerilerle e, gezi saati, okuma saati, film animasyon saati, araştırma saati gibi saatler de koyduk senin için evladım benim peki o zaman Muhammed Ali'nin süper bir sözüyle bu dersimizi bitirmek istiyorum aa boksör istiyorum. çok seviyorum hocam ben gerçekten Muhammed Ali dünya tarihi dünya boks tarihinde en büyük boksör olarak anılmış bir insan ve çok güzel bir söz var vazgeçme diyor Never give up bunun İngilizcesi öyle. Şimdi sıkıntı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa. İşte Muhammed Ali tam aynı şeyi yaptı. Birazcık sıkıntı çekti. Çok dayak yedi. Gerçekten de o boks şey yaparken ama sonrasında dünyada gelmiş geçmiş en büyük boksör olarak ve en iyi boksör olarak tarihe kazındı ve bir şampiyon olarak yaşadı ve muhteşem bir şekilde sizden de aynı şeyi bekliyoruz. Hadi bakalım herhalde ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Sağ olun hocam.